Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımasını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabii ki bu haftanın en çok beklenen iki önemli haber başlığı vardı. Bunlardan birisi dün Fed'in yapacağı açıklamaydı ki Fed şaşırtmadı, faizleri arttırmadı, varlık alımlarına devam edeceğiz dedi ve %2'de çıpalanmış bir enflasyon var. Bu nedenle de bir faiz arttırımına şimdilik gerek yok dedi. Amerikan hazine tahvilleri de bu karar sonrasında yükseliş eğilimini sürdürdü. Aslına bakarsanız altının yeterince yükselememesinin temelinde de bu vardı arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Bir başka önemli karar bizi çok yakından ilgilendiren tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. O da bugün saat 2 itibariyle faiz kararını açıkladı. 200 bas puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon köşesine sıkıştırılmış oldu. Çok tehlikeli bir sürece girmiş durumdayız. Kuru düşürmek için bu 200 bas puanlık faiz arttırımı da yetmeyecek. İşin kötü tarafı yüksek faiz ortamına rağmen yüksek kur olacağı için kırılganlıklar daha da artacak. Özellikle finans cephesinde bunun yansımalarını çok net bir şekilde göreceğiz. Banka batıklarının her geçen gün biraz daha arttığını göreceğiz. Bunun da detaylarını konuşacağız yine. Tabii ki Fed ve Merkez Bankası kararları dışında başka açıklamalar ve veriler de vardı. Onları da paylaşmak istiyorum. Öncelikle korona ile başlayalım. Korona tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Aşılar kısmen etki ediyor ancak hastalığın yayılım hızına şu anda yetişemiyor. Hangi ülke birazcık gevşese hemen kırmızı alanlar ülkeyi boyayıveriyor. Bu kısıtlamaların devam ettirileceğini gözlemliyoruz şimdilik. Hisse senedi piyasalarında da ciddi balonlar oluşmaya başladı. Kıyımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Sadece Türkiye'de değil bakın. Amerikan borsalarında da çok net balon oluşmaya başladı ve satış baskıları geldiğinde bunların önü kesilmeyebilir. Dikkatli olmakta fayda var diye sizleri uyarmak istiyorum. Bir başka önemli gelişme tabii ki koronaya bağlı olarak ekonomilerdeki daralmayı da beraberinde getiriyor ve kırılganlıklar devam ediyor. Demek ki önümüzdeki süreçte yeni yeni paketler açıklanmak zorunda kalacak. Bunu da bir tarafa koyalım. Diğer önemli bir gelişme tabii ki Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı diğer verilerdi. Yani faiz dışındaki veriler. Döviz rezervini açıkladı. Döviz rezervleri gerilemeye devam ediyor. Brüt döviz rezervi %1.09 oranında düştü. 52.7 milyar dolar oldu. Bu da bize gösteriyor ki Merkez Bankası risk alamayacak kadar sıkıntılı bir pozisyonda ve o nedenle de faizleri beklentilerini de üzerinde yükseltti. Yani önden yüklemeli bir faiz yapayım ki para yurt dışına gideceğine Türkiye'de kalmaya devam etsin dedi. Ama bu büyük bir yanılgı arkadaşlar. Biraz önce de işaret ettiğim özellikle Amerikan hazine tahvilleri ve Amerika dışında gelişmiş ülkelerde yaşanacak yüksek faiz ortamı, hazine tahvillerinden bahsediyorum. Gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışını hızlandıracak. Dolayısıyla biz ne kadar faiz yüklersek yükleyelim, bu faiz ortamı yabancıları cezbetmeyecek arkadaşlar ve yabancıların çıkışı önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak. İşte o nedenle de brüt döviz rezervlerinin her geçen gün biraz daha azaldığını görüyoruz ve görmeye de devam ediyoruz. Yabancıların çıkışıyla ilgili bir başka işaret borsadan geliyor. 8 haftadır yabancı çıkışı hız kesmeksizin devam ediyor arkadaşlar. Sürekli olarak bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu da dikkat çekici noktalardan birisi. Bakmayın Türkiye'de borsa yükseliyor ama 3-5 hisse senediyle özellikle de varlık fonunun ittirmeleriyle yükselen bir borsa görüyoruz. Yabancı çıkışı çok dikkat çekici. Bunu önemsememiz gerekiyor. Bir başka önemli haber de Amerika'da Biden'ın açıklamasıydı arkadaşlar. Seçimlerle ilgili gelen bir soru sonrasında Putin'in seçimlere müdahale etme çabasının olduğu yönünde bir soru sonrasında Biden Putin'e direkt olarak katil dedi arkadaşlar. Bu Rusya-Amerika ilişkilerinin kopma noktasına gelmesini çok net bir şekilde işaret ediyor bize. Soğuk savaş dönemine girebiliriz. Kutuplaşma daha da keskinleşebilir. Bir tarafta Amerika, Avrupa, öbür tarafta Rusya, İran, Çin, belki Türkiye paktının oluşacağı bir ayrışmadan bahsediyorum. Bu da yine dünya ekonomisinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olabileceğini bizlere gösteriyor. Hatta enerji savaşları, su savaşlarından da bahsedebiliriz bu süreçte ve bu yeni yeni sıkıntıları doğuracaktır korona gibi. Bugün sadece işaretlerini gördüğümüz bu söylemlerde yarın çok daha sert açıklamalar görebiliriz ve ilişkilerin
tamamen kopma noktasına geldiğinde görebiliriz. Bunu da bir kenara not olarak eklemekte fayda var. Moody's Türkiye raporunu açıkladı arkadaşlar. 2021 yılında sorunlu kredi artabilir. Ancak bu yönetilebilir olacaktır dedi. Biraz önce işaret ettiğim meselelerden birisi. 2020 yılında kullandırılan konut ve taşıt kredilerinin vadeleri gelmeye başladı. Ve bunların da ödenemediğini muhtemelen görüyor araştırmalar. Finans cephesinde çok ciddi batıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da kur üzerindeki kırılganlıkları arttıracaktır. Dolayısıyla ne kadar faiz arttırırsanız arttırın, bu faiz arttırımları doların ateşini düşürmeyecektir. Nitekim arkadaşlar Merkez Bankası sürpriz bir kararla 200 baz puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirmesine rağmen dolar sadece 7.30 seviyesine kadar gevşedi. Hatta 7.33 seviyesine kadar gevşedi, tekrar kendisini 7.37-7.38 aralığına aldı. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu faiz kararına rağmen doların ateşi yükselmeye devam edecek. Çünkü dünyada dediğim gibi hazine tahvillerinin faizleri yükseliyor. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'daki faizler, hazine tahvil faizleri çok daha cazip oluyor. Türkiye'nin verdiği reel faiz şu an koşullarla %3'e denk geliyor ama yeni enflasyon açıldığında büyük ihtimalle %2 hatta %1,5'lara düşecek. O zaman da hem Amerika'daki hem de Avrupa'daki faizler yine bize göre çok daha cazip olacak. Şu anki haliyle bile, yani 300 baz puanlık reel faiz veriyor olsak bile arkadaşlar, soruyorum sizlere, yabancılar 3 puanı mı tercih ederler ya da 300 baz puanı mı tercih ederler? Türkiye'deki riskleri ve kırılganlıkları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yoksa Amerika'daki, Avrupa'daki 200 baz puanlık hazine tahvilini mi tercih ederler? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Zaten Türkiye'deki hızlı para çıkışının en net temel nedenlerinden birisi de bu. Kırılganlıklarımız çok fazla arkadaşlar. Bakın, kısa vadeli dış borç açıklandı. 190.3 milyar dolara gelmiş durumda. Kısa vadeli dış borçtan bahsediyoruz. Yani bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar bunlar. Önemli bir kısmı, %60'lık bir kısmı özel sektöre ait ama %40'a yakın bir kısmı da kamuya ait. Tabii ki kamu borcu deyince Merkez Bankası'nın bir kısmı, bir kısmı da kamu bankalarının borcu. Peki kamu bankaları neden bu kadar borçlandı? Kısa vadeli borçlar neden bu kadar arttı sorusunun cevabı gayet basit. Kamu bankaları dövizi baskılayabilmek için sürekli olarak dolar, euro, sterlin sattılar ve tabii ki bunun bir bedeli oldu. Bunu borçlanarak yaptılar. Borçlandıkça da kısa vadeli borçları arttı. Çünkü bu kadar çok kırılganlığı olan bir ülkeye kimse uzun vadeli borç vermek istemiyor. Özel sektörde de genel itibariyle bankaların borçlandığını görüyoruz. Özel sektör mümkün olduğunca borçlarını azaltmaya çalışıyor ya da zaten borç bulamıyor. Aynı zamanda maliyetler de çok yüksek. Kısa vadeli borç olmasına rağmen. Önümüzdeki süreçte bu borçlar da bizim kurumuz üzerinde çok ciddi etkiler yapacak ve kırılganlıkları yine bu kısa vadeli borçlarda arttıracak. Dönelim bizim faiz arttırımına. Bir taraftan yurt dışındaki faizin cazibesi daha fazla. Öbür tarafta makroekonomik kırılganlıklarınız var ve açıkladığınız reform paketlerinin hiçbirisi işe yarar olarak görünmüyor. Hadi bizi bırakın, yurt dışında da görülmüyor. Yani finans cephesinde, ekonomi cephesinde, uluslararası cephede bakıldığı zaman Türkiye'nin yaptığı bu eylemlerin çok da fazla işe yarar olduğu görülmüyor. Öbür taraftan Türkiye yeterince vergi de toplayamıyor arkadaşlar. Vergi toplayamadığı için bütçe deliği de her geçen gün biraz daha büyüyor. Bütçe deliğinin büyümesi yeni vergiler demek, yeni cezalar, yeni harçlar demek. Aynı zamanda da yönetilemeyen bir hazine demek. Yönetilemeyen bir hazine sıkıntıların daha da büyümesi demek. Bakın, bir yığın açıktan bahsediyoruz. Bir anda cari açık, bir anda kısa vadeli borç, bir anda bütçe açığı. Bütün bunlar toplamda Türkiye'nin makroekonomik sıkıntılarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Merkez Bankası yetkilileri her ne kadar biz enflasyonu düşürmek için faiz arttırımı yapıyoruz deseler de enflasyon da tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Bakın, %16'ya gelmiş bir enflasyondan bahsediyoruz. %27'ye gelmiş bir üretici enflasyondan bahsediyoruz. Aradaki makas korkunç. 12 puanlık bir fark var. Öyle ya da böyle tüketici enflasyonu üretici enflasyonuna doğru evrilmek zorunda. Çiftçinin enflasyonuna bakıyoruz.
bakıyoruz. Yani tarım girdilerine bakıyoruz. Orada da %22'ye dayanmış girdi enflasyonu görüyoruz. Demek ki gıda fiyatları hızla yükselmeye devam edecek. Bütün bunlar totalde Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının önümüzdeki dönemde de işe yaramayacağını gösteriyor. Enflasyon yükseldikçe makas kapanacak ve reel faiz azalacak. %2'nin altına düştüğü her anda tekrar yeni bir faiz yüklemesi yapmak zorunda kalacak ki işte tehlike de burada oluşuyor. Faizleri yükselttiğiniz zaman, bugün %19 seviyesine çektiğiniz zaman piyasa faizi bir anda %24-25 seviyesine geliyor. Kredi faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda konut satamazsınız, taşıt satamazsın, otomotiv sektörü çöker, beyaz eşya satamazsın, ev eşyası satamazsın. Bir yığın sıkıntıya girersin ve reel sektör iyiden iyiye büyük bir darboğazın içine çekilir. Reel sektör küçülmek zorunda kalır ve reel sektör küçülürken de işçi çıkartmaya başlar. Yarın öbür gün kısa çalışma ödeneği de ortadan kaldırıldığı zaman zaten reel sektör gaza basacak ve bir yığın kişiyi işten çıkartacak ve bu korkunç bir işsizliği işaret ediyor. İşçi işsiz kaldığı için harcama yapamayacak. Harcama yapamadığı için reel sektör daha da küçülmek zorunda kalacak ve zarar etmeye başlayacak. Bütün ülkeler aslına bakarsanız bu nedenle teşvikleri veriyor. Yani hem tüketimin sabit kalmasını sağlamak için ya da artmasını sağlamak için hem de reel sektörün çökmemesini sağlamak için. Bizde ise doları baskılamak uğruna reel sektör feda ediliyor, işsizlik feda ediliyor, genç işsizlik feda ediliyor ve Türkiye ekonomisi büyük bir darboğaza sokuluyor. Merkez Bankası bu kararıyla hem kendisi intihar etti hem de Türkiye ekonomisinin fişini çekti arkadaşlar. Zaten yoğun bakımdaydık, fişle hayatta durmaya çalışıyorduk. Şimdi o fiş çekildi. Türkiye ekonomisi büyük bir yıkımın içine girmiş durumda bu saat itibariyle. Kim ne derse desin yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek kur ortamına gireceğiz. Bunun yanına bir de yüksek işsizliği koyduğunuz zaman, aynı zamanda resesyonist ortamı yani durgunluğu koyduğunuz zaman korkunç bir ekonomik buhran karşımıza çıkıyor. Hem finans kesimini batırır hem de reel ekonomiyi batırır. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye ekonomisinin işlemez bir hale gelmesine sebep olur. Onun için koşa koşa yabancılar Türkiye'den çıkıyor. Bu arada Fed ne yaptı? Dünyanın en büyük ülkelerinden birisinden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük askeri gücü, en büyük siyasal güçlerinden birisi olan Amerika'nın Merkez Bankası ne yaptı? Onların faiz arttırma gücü yok muydu? Elbette vardı. Faiz arttırmayı kaldıramazlar mıydı? Elbette kaldırabilirlerdi. Üstelik hazine tahvilleri bu kadar yükselirken faiz arttırmaları anormal karşılanır mıydı? Hayır, karşılanmazdı. Ama Fed Başkanı çıktı. Biz piyasamızı canlı tutmak zorundayız. Üretimimizi korumak zorundayız ve işsizliğimizi azaltmak zorundayız. Bu nedenle de faizleri arttıramayız dedi. Bir. İkincisi de varlık alımlarında tüm hızıyla devam ettireceğiz dedi. Demek ki arkadaşlar dünyada gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman birinci önceliklerine üretimi ve tüketimi ayakta tutarak, vatandaşı ve esnafı, KOBİ'yi, üreticiyi, çiftçiyi ayakta tutarak ekonomilerini ayakta tutmayı başarmak. Kısa vadede olmasa da uzun vadede avantajlı olacaklarını biliyor. Bunun için sonuna kadar harcamalarını yapıyorlar. Faiz silahını da en sona bırakmış durumdalar. Piyasayı kısıtlayıcı tedbirlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler faizleri arttırarak piyasayı baltalamaya devam ediyor. Reel sektörü ve tarım sektörünü baltalamaya devam ediyor. İşsizliği fişeklemeye devam ediyor arkadaşlar. Anlayacağınız Merkez Bankası bu kararıyla Türkiye ekonomisinin fişini tamamen çekmiş durumda ve yoğun bakımdaki hastayı kaybetmiş durumdayız arkadaşlar. Peki attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değdi mi? Doların ateşini düşürmeyi başarabildik mi? Hayır. 7.50 seviyesinde olan dolar kuru, hatta bu karar açıklanmadan 7.40-7.46 seviyelerine kadar gelen dolar kuru 7.32'ye kadar gevşedi. Ha 6.90'a gevşese ne olacak arkadaşlar? Bir süre orada kalır. Çok kısa bir süre orada kalır. Bir bakarsanız tekrar 8 liranın üzerine çıkıvermiş. Diyorum ya size. O kadar çok kırılganlıklarımız var ve denklemin içerisinde o kadar çok bilinmez var ki doları bu seviyelerde tutmak mümkün değil. Diğer taraftan sterlinde de euroda da yükseliş eğiliminin hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Rakamlarla devam edelim o zaman. Borsaya bakıyoruz. 1551 puan seviyesinde hiç konuşmaya bile gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim. Çok ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Öbür taraftan parite. 1.1920 seviyesinde arkadaşlar. 20'yi yukarıya doğru zorlayacak gibi gösteriyorlar. Bakın bu seviyelerde kalmaya devam ederse ve 1.18 denenirse, kırılırsa aşağıya doğru
1.08'e kadar gidebilir. Burada da çok enteresan işler oluyor. Aman ha dikkatli olun. Faize bakıyoruz arkadaşlar. 16.36'da kendisini sabitlemiş durumda. Altın onsu 1728 dolarda şu anda. Ama 1750'nin üzerini gördü. Daha sonrasında geriye geldi tabii ki. Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte. Tekrar yükseliş eğilimin artarak devam ettiğini göreceğiz. Brent petrol 65 dolar seviyesine kadar gevşedi. %3.93'lük bir düşüş var. Petrolde özellikle hisse senedi piyasası gibi büyük bir kıyım bekliyorum arkadaşlar. Aman ha dikkatli olun, aman ha dikkatli olun diye sizleri özellikle de uyarıyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.